Çok aziz, çok değerli kardeşlerim, büyüklerim, Cizre'nin değerli insanları, adayımız Cizre Belediye Başkan adayımız Tahir kardeşimizin onuruna verilen iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim, lafı çok uzatmayayım. Allah-u Teala sizin, bizim tüm İslam ümmetinin orucunu kabul etsin, ibadetinin namazını kabul etsin. Allah-u Teala bizi herkesin mutlu olacağı, surura vereceği, huzura vereceği bayrama vasıl etsin, Ramazan bayramına. Allah-u Teala Filistinli kardeşlerimize bu mübarek ay hürmetine, hem onlara hem İslam ümmetine, Filistinli kardeşlerimizin zaferi gibi, galibiyetleri gibi büyük bir zafer ile bizleri sevindirsin, mutlu etsin. Allah-u Teala bu mübarek an, bu mübarek saat hürmetine Siyonistleri, Siyonistlere destek verenleri, onlara yardım edenleri kahru perişan edesin. Allah-u Teala bizim memleketimize, bizim coğrafyamıza huzur, kardeşlik, barış, adalet nasip etsin. Muhterem misafirler, takdir edersiniz ki Allah-u Teala insanlara, insanların huzura ermesine, adalete ermesine vasıl olabilecek, sebep olabilecek her türlü aracı, vesileyi, ihtiyacı var etmiştir. Allah-u Teala kainata var olan her şeyi insanın hizmetine sunmuş, insanın huzura, kardeşliğe erişmesi için, mutlu bir hayat sürmesi için her türlü ortamı oluşturmuştur. Aynı şekilde Allah-u Teala insanların huzuru için peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, elçiler göndermiş, insanların yolunu şaşırmaması için, birbirine zulmetmemesi için, birbirine haksızlık etmemesi için uyarıcılar, kitaplar, ayetler göndermiştir. Aziz büyüklerim, siyaset kurumu da, devletler de, vekiller de, belediye başkanlıkları da, bunların tamamı insanın huzura ermesi içindir. İnsanların mutlu olması içindir. İnsanların huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi, kimsenin kimseye haksızlık etmemesi, zulmetmemesi ve birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması içindir. Siyaset kurumumuz bugün, vekillerimiz, belediye başkanlarımız ve bütün siyasetçilerimizin doğal olarak yapması gereken, hizmet etmesi gereken, elinden geldiğince ortam oluşturması gereken husus insanımızın huzurudur, insanımızın kardeşliğidir. İnsanların birbirine haksızlık etmemesi, Allah ile barışık olması ve barış içerisinde bir hayat sürmeleri içinde. Fakat bugün takdir ederseniz ki bunların hiçbirisi yok. Allah-u Teala elçilerini gönderdi, peygamberlerini gönderdi, uyarıcılarını gönderdi, dinini tamamladı, insanlara doğruyu da yanlışı da gösterdi. Ama biz Allah-u Teala'nın uyarılarına, ikazlarına, elçilerine riayet etmiyoruz. Siyasetçilerimiz geldi, insanlarımızın huzuru için çalışmadı. Kendi malının, makamının, mevkisinin, menfaatinin peşine düştü. Dolayısıyla bugün hepinizce de malum olan haksızlıklar, huzursuzluklar, adaletsizlikler, kaos ortaya çıktı. Allah-u Teala'nın yolunu çocuklarımıza gösteren, ailelerimizi ıslah etmek için uğraşan, bunun için programlar, yasalar, kanunlar çıkaran büyüklerimiz asıl vazifelerini terk ettiler. İnsanların Rableriyle kavuşmaları, insanların huzuru bulmaları, insanların manevi duygularının güçlenmesi, haktan sapmaması için görevlerini yapması gerekenler maalesef yapmadı. Bugün memleket
bütün yönlerden çok büyük tehlikeler, tehditler, huzursuzluklar, adaletsizlikler ile baş başadır. Dedi kardeşlerim, hepimiz biliyoruz ki insanımızın huzurunu isteyen, adaletin ikamesini isteyen insanlar bir kere malı, makamı, mevkii, rantı unutacak. Kendi şahıslarını bir kenara bırakacak, memleket için çalışacak, insanların huzuru için çalışacaktır. Allah'ın izniyle Tahir kardeşimiz ve diğer Hidaparın kadroları işte dünyada ikame edilemeyen adaletin, huzurun, barışın, hizmetin ikame edilebilmesi için ve hasreten maneviyatımızın, çocuklarımızın, yeni neslin muhafazası, Rabbini tanıması, memleketlerine, dinlerine, insanlarına hayırlı bir evlat olarak yetişmelerini sağlamak adına Hidaparın bütün kadroları kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını, kendi makamlarını bir kenara bırakarak sizler için, insanımız için, Allah'ın dini için yollara koymuş bulunuyorlar. Bizim ve bu kardeşlerimizin memlekete huzuru getirmenin dışında hiçbir amacı, hiçbir gayesi yoktur ve Allah'ın izniyle de olmayacaktır. Şimdiden Tahir kardeşimize de söylüyoruz, diğer bütün kadrolarımıza da altını çizerek ifade ediyoruz. Madem böyle hayırlı bir yola çıkmışsınız, öncelikle bize ve bizim halkımıza şu sözü vermeniz lazım. Biz kendimizi düşünmeyeceğiz, biz malı makamı düşünmeyeceğiz. Bizim bir tek amacımız var, o da memleketimizin huzuru, neslimizin muhafaza edilmesi, adaletin tesis edilmesi ve her türlü güzelliğin önünü açmak, vesileleri arttırmak, insanları mutlu etmek için uğraşmak olmalıdır. Bu sözü veren kardeşlerimiz bugün toplumumuzun desteğine, duasına taliptir ve meydanlara inmiştir. Siz değerli kardeşlerimizin de, değerli misafirlerimizin de bu kardeşlerimize bu iyilik kervanına sahip çıkması, dua etmesi, ellerinden geldiğince onların iyi işlerinde onlara destek çıkmasını biz de istirham ediyoruz. Yanlışlarında ise hep beraber onları düzeltmek, memleketin hizmetine sunmak ve huzurun hizmetleri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Rabbim orucumuzu kabul etsin.